Merhaba arkadaşlar, ben Ogün. Counter-Strike Global Offensive videosuna hoş Aynen. geldiniz. Buyurun. Inferno oynayacağız bugün çünkü yorumlarda istek gelmişti bir dahakine Inferno oynar mısın diye. Ben de dedim niye çekmeyeyim. Bu arada ısınmada karşı taraf bayağı iyi oynuyordu. Şu crosshair'ımızın boyutunu biraz küçültelim. Muhtemelen 2-3 round falan alırız. T başlıyoruz çünkü burada CT'ler bayağı bir avantajlı. Takıma bakıyorum, B'ye 2 kişi döndü. Bombamız AFK base'de. Kevlar alarak başlayacağım. Zaten glow'umuz var, tararız. Evet, bu arada bomba da düştü. Çünkü adam AFK. Bombamız. Orada adamlar pushlamaya başladılar B'den. Don't Aslında go şurada bir açık var. Şuradan bir görebilir miyim? Push banana, beğeni beğeni, push banana. Bananadan pushluyorlarmış. Go be guys, go be, go be. Evet. Konuşamadım, o kadar heyecanlı ki. Adam saklanıyormuş. Bu arada kutudan vurup öldürdük. Bir kişi kaldı. Bizimkiler B'ye bombayı kuruyordu. Beklediğimden iyi performans çıktı. Az önce konuşamadım. Bayağı bir stres oldu orada. Beklediğimden iyi oldu. İlk roundu aldık. Bu bize 2-3 round demek. Ki hala kaybedebiliriz o roundları ama. Yine de iyidir. Şimdi ölürsem diye karşıya silah vermemek için Mekten alacağım. Zaten kısa mesafe haritası olduğu için sekme fazla önemli değil. Bize ateş hızı lazım. Ki bayağı hızlıdır bu MP9 ve Uzi. Şöyle göreceğiniz gibi bayağı hızlı ateş ederler. Ki karşıda da Kevlar olmayacağı için büyük ihtimalle aim punch yiyecekler. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir silah çıkarsam ateş eder mi diye baktım. Belki içeride bile olabilirler şurada. Hemen gireceğim şöyle bir. Evet, değillermiş. Her tarafı kontrol etmeniz gerekiyor bu oyunu oynarken. Inferno'da çok fazla saklanılacak yer var. Pit'te muhtemelen bir kişi vardır. Ama ne? Evet, bombayı B'de düşürdüler ve B'de 3 kişi falan var. Şimdi almamız gerekecek tabii ki. Burayı smoklamışlar. Hiç riske atmayalım. İkinci round'u almamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Evet, Mac'ten düşürmüşler. Bizim silahın aynısı. Okey. Shift'e basarak yürümemiz için bizi uyardı. Ki zaten biliyorlardır iki tane yol var gidebileceğimiz. Evet, silah değiştirirken öldüm. Evet, ikinci roundu dediğim gibi kaybettik. Şimdi ne yapacağız acaba? Muhtemelen B'ye doğru pushlarız. Çünkü ekoysanız yapacak bir şey yok. Karşı tarafta zaten çok büyük bir avantaj var. Saklanma avantajı. Bu haritada. EP250 alalım. Belki headshot atarız. Şöyle B'ye doğru bir yöneleceğim. Arabanın arkasındakileri vurmaya çalışacağım şöyle bir. Bomba attılar. Bir tane daha. İki kişi var. Two banana. İnfomuzu verelim ölürsek diye. Bu arada smokeladılar. Şurada birisi olabilir bu arada. Ama gideceğim tabii ki. Sesler geldi. Tahta üzerinde yürüme sesi. To be. Tekrar smokeladılar burayı. Ben en azından burada fake atıyorum. B'dekilerin B'de kalmasını sağlıyorum. Ki bu arada bizimkiler A deneyebilir diyecektim ki onlar da B'ye yöneldi. Yapacak bir şey yok şu anda. Evet, shift'le yürüyorlar. Biz de bozmayalım. Shift'le yürüyelim. Bu arada B'de bir kişi öldü. Push'lar onlar muhtemelen. İkimiz de öleceğiz bu arada. Ha, öldürdü. Right side. Önüme çıkmasa iyiydi. En azından bir kill aldık. CT'den gelen bir kişi de ikimizi de öldürdü. Yo, birisini başkası öldürmüş. Neyse, önemli değil zaten. Takımda para yok. Yine biz bir pistol alalım. Deagle alacağım. Evet, bizim adam full buy yaptı. Neden böyle yaptı acaba? Neyse. Force
Yani tamamen full buy yaptığı için atmaya çalışıyorlar. Atmayacağım Might tabii kill ki. someone better than Yani konuşmaya but çalışan bir yeah, arkadaş maybe var. Bu arada son bölümlerde sesi biraz aç demişlerdi. Onun için açıyorum. yeah. Sesim duyulmuyor olabilir. Bayağı konuşuyorlar çünkü. Evet, solda bir kişi var, ona eminim. Bakalım bana da kill alabileceğiz mi? Şu şekilde. Deagle'ımız var. Belki headshot atabilirim. Şöyle olabileceği yere ateş ettim. Düşmanın olabileceği yere. Bu arada bizimkiler A'yı basıyor. Biz de hızlıca dönelim. Ki bayağı bir öldüler bu arada. Left left. Önüme geçtiği için ateş edemedim. Neyse bir kill aldık. Bu arada ilk adamı gördüğümde haritaya bakıyordum, radara bakıyordum. Bize şanslı diyor arkadaş, headshot yiyen arkadaş. Bu arada AWP'nin sesi değişmiş. Bütün parayı harcayacağım bu arada. AWP'nin sesi değişmiş. Ne zaman değişti bilmiyorum. 2 haftadır oynamıyordum. Şunun gibi bir ses var. Bayağı uzun sürüyor. Şöyle midi pikleyeceğiz tabii ki. Bakalım pikleyen var mı? Piklemezler muhtemelen çünkü saklanacak bir sürü yer var. Niye piklesinler? Riske atsınlar. Şöyle atalım. Bu arada bizimki Molotov'dan öldü. Şöyle bir yavaş yavaş pikleyeceğim. Alabilir miyiz diye. Şu smoke'u bekleyebilirim aslında. Yapacak bir şey yok zaten. Herkes midi A'yı ve B'yi tutuyoruz şu anda. Bir entry frag bekliyor takım. Şöyle yavaş yavaş pikleyelim. Flash attı. Yok, smoke'muş. Yine bekleyeceğiz. 1 dakikamız kaldı bu arada. İşte terörist olmak böyle kötü bu haritada çünkü hiçbir yerden gidemiyorsunuz. Çok kolay tutulabiliyor. Ama CT olunca tabii bizim avantajımız da olacak. Şöyle bir yavaşça pikleyelim. Şurada birisi olabilir. Biraz bekleyelim. Evet, solda birisi daha var. Evet, Molotov attı. 1B. Muhtemelen B'ye rotate'liyorlardır düşman takım. Şöyle bekleyeceğim. Bakalım rotate'lemeye çalışanı öldürebilecek miyim? Flash attı. Evet, öldürdüm. Bu arada bizim adam A'da low canlı. Ha, bombayı kurmamışlar zaten. 10 saniye kalmış abi, pushlasa. 10 seconds. Silence. Öldür abi. No time. Arkadaş bizi ateş etti. Site'daki adamı öldüreceğine. Bu arada zamanın bitmesinden dolayı eli karşı takıma verdik. 3 kill aldık ama yetmedi tabii ki. B'deki 2 kişiyi tutmuştuk aslında. Ama adam sürenin bitmesine rağmen pushlamadı bizim adam. Neden böyle bir şey yaptı hiçbir fikrim yok. Evet, bilmiyormuş sonuncu adam olduğunu o adamın. Sorun yok. Adamı suçlarsak hiçbir şey iyiye doğru değişmeyeceği için. Sorun yok diyelim. Sorry man, go go go. Şöyle bir bakalım B'ye. Şunu atınca smoke atacaktır muhtemelen. At smoke. Evet, Boy, geldi smoke. Böyle smoke'unu boşa harcayabilirsiniz. 2-3 tane ateş edin. Geldiler diye direkt smoke atıyor karşı taraf. Evet. 2B. B'yi oyalıyorum şu anda. Bizim takım yine A'da bomba düşmüş durumda. Burada yapacağımız iş bitti. Hemen A'ya doğru gidelim. Bomba orada çünkü. Tekrar düşürürler falan. Uğraşmayalım. Arkayı kontrol et diyor ama yine oradan geldim. Evet, Smith'te bir kişi öldürdük. Bakalım A'ya doğru girebilecek miyiz? Şöyle bir piklesem. Evet, zamanlaması iyiydi arkadaşın ama eğimi kötüydü. Pitteymiş bir kişi.
Evet, flash'ı yemesem onu alabilirdim aslında hızlıca. 20 seconds. Evet, Pit'tekini öldürdü arkadaş. Bombayı alsın, kursun. Şöyle biz de koruyalım. Ölme pahasına. Riske attım kendim ama. Evet. Çok kötü bir atış oldu. Evet, orada çok yanlış pozisyonda kaldım ve yanlış ateş ettim. Aim'im kaydı, neyse sorun değil. En azından bombayı kurduk, paramız var AK almak için. Skor tablosu bu şekilde. Bir round aldık. Inferno için iyi aslında. City başlasaydık daha iyi olurdu çünkü fazla round aldığınız için karşı tarafın morali bayağı bir azalıyor. City'ye geçince de kötü oynuyorlar. Mesela bizde olacağı gibi. Bu sefer A'yı deneyeceğim çünkü AK'im var. Bu yeterli bir neden. Şöyle gelelim. Bakalım pikleyen var mı? Yok. Shift'e gidiyor. Biz de Shift'e basalım. Evet, smokeladılar burayı. Biz de şu pencereden girsek iyi olur aslında. Bu şekilde. Beraber gireriz arkadaşlar. Şuraya bir bomba atsam ne olur? Şöyle. Evet, orada kimse yokmuş bu arada. Şöyle bir silahın ucunu gösterelim dedim. Evet, arkadaş piklemiyor buradaki. Muhtemelen şu karşı taraftadır. Evet, balkondaymış. Evet arkadaşlar, bayağı bir savaştık. Bizim adam da bize sıkıyor tabii ki. Evet. Onun canı indi aslında bayağı. Orada bizimki AWP tarafından öldü. Bombayı alacağım mecburen. B'ye doğru yöneleceğim. Şöyle bombayı atalım. Bir mitte birisi vardı. Flashladı. Öldürebilirim belki diye. Skinli silah alalım. Evet, flash'ı yedik ağzımıza. Evet, site'da ve CT'de adam vardı ama süremiz olmadığı için mecburen pushladık. Let's push B maybe. Hiçbir şey yapamıyoruz, bari klasik taktiği yapalım. Rush B hangi harita olursa olsun işe yarar. Aa, ben tekne aynım yoktu, doğru. Durmadan rushlayın diyorlar. Gideceğiz. Şöyle bir bomba atacağım yukarıdan. Belki zarar görürler. Ki görmeyecekler. İmkansız. Aslında amacım şuraya atmaktı ama olmadı. Smoke yedik. Flash. Bomba yedik aslında. 94 vurdum. Asist seçme. İki kişi varmış. Beni başkası öldürdü. Ateş ettiğim adam değil. Evet, biraz orada bekledik aslında. Orada bir hatamız oldu. Bu arada takımda iki tane AWP olacak. Yo, almayacak. Ben ne alayım? AK alayım. Yerden zaten AWP'yi alırız. Sorun değil. Main'im AWP olduğu için. Şurada bekleyelim. Mid'den birisi pikleyebilir karşıdan. Çünkü round avantajları var ve AP'leri vardı diyecektim ki piklediler. Ama bizim AK'li arkadaş önündeydi. Evet, B'deki arkadaş öldü. Smoke'dan öldüler. Şuradan prefire yapmaya çalışıyorum. Hiç zarar vermeden ölüyor takım. Bu çok kötü. Evet, molotofumuz şuranın arkasına gitmemişti. Şöyle bir kontrol edelim. Şöyle bir atalım flash'ımızı.
Evet, iki kişi bayağı organize çalışıyorlar ve adam çıktığı gibi headshot attı zaten. Bayağı organize çalışıyorlar. Birisi flash atıyor, birisi çıkıyor. Safe. Evet, save'leyecekler. O AWP bende olsaydı iyi olurdu aslında. Bu arkadaş bir kill alacaktır muhtemelen çünkü o CT'deki pushlayacaktı dedim. Adam geri bıraktı. Mid'e ölme bari. Mid'e ölme. Evet, kimse yokmuş. Neyse, en azından iki tane silah var takımın. Ben de alacağım. Bir kişi daha alacak. Bir de üst üste round kaybettiğinizde 3400 para geliyor. Mesela bir round kazansak bir dahaki ele 1900 geliyor. Hatta 1400 mü tam hatırlamıyorum ama. Öyle bir para geliyor. Acaba bu round ne yapacağız? Aslında midde sağa sol smoke'layıp gidebiliriz ama kimse de öyle bir şey yok. Kimse denemiyor. Mid'deki AP'liyi vurduk bu arada. Geçen el piklemişti, bayağı da pikleyeceğini düşündüğüm için ben de çıktım. Bu arada B'de iki kişi öldü. Hemen gireceğiz içeri tabii ki. Be clear. Bu sefer bombayı da kurduk, sorun yok şu anda. Muhtemelen bu eli aldık. Erken konuşmayalım ama. Buradaymış bu arada midde. City. Yavaş yavaş ölmeye başladılar. Takım. Hiç gerek yok. Ölebilir çünkü takımdakiler. Ben safe oynayacağım. Şöyle bir bakalım. Evet, onlar da zaten silahlarını save'leyecekler. Karşı takım. Şunu alalım bari. 600 dolar yani sonuçta. Ölmeyelim, kaçalım şuradan. Bir de ninja diffuse yapıyorlarmış. Şurada AWP vardı, onu alabilsem iyi olurdu ama başkası almış, bizim takımdan almış. Evet. O B'deki iki kişiyi öldüren arkadaş çok iyi yaptı. Biz de hemen yöneldik oraya. Sonuç olarak iki roundumuz var. Tablo bu şekilde. Aslında CT'de moralleri bozulmazsa takım arkadaşlarımın bayağı kazanabiliriz. Çünkü bayağı hard oynuyorlar yani. Gördüğüm kadarıyla. Bizimkiler bayağı defansif oynuyor daha doğrusu. Hep süre kaybından round kaybettik. Buranın smoke geçecek. Şurayı bir kontrol edelim. Molotof atmıştım şuraya ama. Ya da bir kontrol edelim. Bu arada peaklemiş, ileri çıkmış olabilirler çünkü geçen roundlarda durdukları yerde sürekli ölüyorlardı. Pozisyon değişikliğine gitmiş olabilirler. Ki hayır. Şuradaki arkadaşı tutmaya çalışacağım. Şöyle bir ateş edelim. 1B. 1CT I think. B'deki adamı tutabildiğimiz kadar tutalım. Yine rotate'ledik. Evet. Arkadaş burada öldü. Biz de yakalayamadık onu. Evet. İkincisinin ayak sesini duydum. Birincisini de spreyimiz yanlışlıkla kafasına denk geldi. Oradan aldık. İyi gidiyoruz şu anda. Silah ihtiyacı var galiba arkadaşın. Atacak olan yoksa ben atayım. Skor tablosu bu şekilde. 3 round iyi aslında. Şimdiye kadar kaç round geçti ki? 11 round geçmiş. Bir iki round daha alsak çok güzel olur. Ama emin değilim iki tane alabileceğimizden. Aslında bir Eko'ya düşseler de çok iyi olacaktı ama çok güzel abi. B'den bir kişiyi düşürdü. Şimdi 2A 2B oynamak zorunda kalacaklar. A'dan da bir kişi düştü. A daha açıkta olduğu için A'ya doğru yöneleceğim ben. Evet, bir kişiyi öldürdüler A'dan. B'ye gidin diyorlar ama. Bobby.
Ah be, son anda kafasını gördüm aslında. Bayağı yakındaydı Crosshair ama vurmadı. Evet, bu round'u da kaybettik. Aslında çok iyi entry frag almıştı bu arkadaş AWP ile B'den. Bakalım ne yapacak. Bir dakikası var. Deniyor. AWP'si var. Deniyor der gibi oldu. Bu arada herkes B'ye gelecek. Çünkü bomba orada. Yapacak fazla bir şey yok yani. İki tarafı da kontrol edemeyeceğine göre. Evet, son anda skopu kapattığında adam çıktı. Timing. Paramız var. 3 kişi alabiliyor şu anda. Hatta bir kişi drop atabiliyor mu ki? Yok. Yarı buy yaptılar. Yok, tam yaptılar. Biz de alalım. Buy. Şöyle. AWP'si var. Ben ölmesini bekleyebilirim aslında. Çünkü AWP'ye bayağı bir ihtiyacım var. Kaç round'dır AK ile oynuyorum. Evet, smoke attılar yine. Şöyle bir bekleyeceğiz yani, yapacak bir şey yok. A'da ve B'de, mesela A'da 2 giriş var, B'de 1 giriş var. Ve tutmaları çok kolay. Smoke atıyorsun, zaten adamların 1 dakika 20 saniyesi falan gidiyor. Solda bir kişi vardı. Evet. Bizi görmedi. Ama biz gördük ve spreyle bir kişi daha aldık. Bombacımız B'de ama iki kişi A'da şu anda. Bombayı B'ye kuruyoruz ama. Evet, yanından çıktım. Ben alırım diye düşünmüştüm ama arkadaş aldı. Önemli değil. Round alalım bizim için. O yeterli. Sonuncular A'daydı diye hatırlıyorum. Yani olması da gerekiyor açıkçası. Başka nerede olacaklar diyecektim ki. One library, low HP, half HP. Evet, bir kişi daha aldı o library'deki adam. Bakalım bu arkadaş alabilecek mi? Asistimizi verebilecek mi bize? Run tablosu... Run tablosu ne ya? Run tablosu bu şekilde. Evet. Savelediler ikisini de. İki silah savelediler. Round'u da biz aldık. Bir round kaldı. Bir round daha alırsak. Yani iki round kaldı ama bir round'unu alırsak bizim için iyi olacak. Şöyle alalım. Aslında karşıda iki kişi oynuyor. CT'de tutarsak ve o ikisini öldürürsek sorun olmaz. Bu arada bizim adam mı smoke attı oraya? Abi düşmanın yararına smoke attı. Mor arkadaş atmış bunu bu arada. Aslında ara sıra ben de yapıyorum ama. Neyse. B'ye smoke attılar yine. Mid'de smoke var. Mid'den bir kişi pikleyecektir muhtemelen. Şurayı bir smokelayayım ben. En iyisi. One left side. Şöyle bir bakalım. Yukarıya çıkmış arkadaş. Trade yaptık orada ki iki kişi almış. Bizden iki kişi almış. Beni öldürdü ama sonuçta öldü. Eksi 99 vurmuş bu arada. Ölen arkadaş, ikinci ölen arkadaş. Bombanın düştüğü yer çok garip. Neyse. Evet. Scream sticker'lı Case Ardent'lı arkadaş. Bakalım ne yapacak. Doğru bir seçim. Evet, kill'i aldı zaten. Zaten o aldığı kill'in etkisiyle gaza geldi. Zıpladı, koştu falan bir şeyler yaptı. Öldü. Güzel. Orada da bir kişi var. Aslında bombayı kursaydı daha iyi olabilirdi. Para gelirdi ama şu anda bir şey alamıyoruz tabii ki ama son rant olduğu için şöyle yapacağım.
Bu kombinasyon genelde işe yarıyor bende. Flash atıyorum. CZ'le tarıyorum. Fiyaklıyorum. Şöyle inelim aşağıya. Buradan bu silah fazla etkili değil aslında. Evet, iki tarafı da smokladılar zaten. Şuraya çıkmaya çalışacağım. Yakın mesafede durmamız gerekiyor. Silahımız gereği. Şöyle gelelim. Bizim arkadaş tutamadı düşmanı. Öldü. Biz de düşmanı öldürdük. AK var. There is a weapon there. Green. Bu arada evet. Balkondan bir adam shift'e gelerek son anda bıraktı shift'i tabii ki. Bizim yeşilliğe silah olduğunu anlatırken öldük. B'ye girdiler. Bomba da onlarda. Bakalım kurabilecekler mi? Oraya kurulmuyor. Evet. Çok saçma hareketler yaptı. Aldığı silahtan da anlayabileceğimiz gibi. Evet, adamın omzunu gördü ama atış etmedi. Ya reflekstendir ya görmemiştir. Neyse, ilk yarı 11'e 4 bitti. Tahmin ettiğim bir skordu bu açıkçası. Isınmadan da gelen şeyler. Adamların oynayışından. Bakalım CT'de çevirebilecek miyiz onlar gibi? İyi iş çıkarabilecek miyiz? I go B. Aslında normalde E gidiyordum ama içimden bir ses B gitmemi söyledi. Bakalım nasıl dağılacak takım. Evet, sarı benle geliyor. 8 kili var. Şuradan bir bakalım mı diyecektim. Ama onlar çok agresif oynuyor. Onlar defansif oynuyordu daha doğrusu. Yine önüme geçti. Ateş edemiyorum. Adam saklanmıştı. Son mermimi headshot atar diye attım ama olmadı. Orada çok saçma şekilde öldük iki kere. İki kişi. 18 vurmuş arkadaş. Aslında vursaydı alabilirdik o adamı. Canı kaçmış. 70-82 gibi bir şeymiş. Eksi 82 yemiş daha doğrusu düşman. Bu arada bomba B'de iki kişi kaldı bizimkiler. Bir kişinin yerini biliyorlar. Onu öldürebilecek mi? Bu arkadaş iyi iş çıkardı diyecektim. İlk randa onlar gibi kaybettik. Acaba ikinci randa alabilecek miyiz? Bakalım. Aslında şurada 5-7 olsaydı bayağı güzel olurdu. Ki aldı arkadaş 5-7'ı. Ben Nova alacağım. Nova bayağı etkili oluyor B tutarken. Özellikle yakın mesafeden direkt yok ediyor adamı. Hemen şuraya otururum muhtemelen. Bizim adam pushluyor bu arada. Karşı tarafta pushladı. Bir bomba attım. Evet, adam bana doğru koşarken bizimki onu öldürdü. Şöyle de vurabiliriz aslında. Yani pompalıyla yapabileceğiniz şeyler bayağı fazla. Don't push diyorlar, bence de mantıklı. Az kalsın bizim adamı bıçaklıyordum. 5'e 4'üz. Avantaj bizde. A'ya doğru. Evet, A'dan 3 kişiyi indirdiler. Yapacak bir şey yok zaten. Bu saatten sonra. Mid'den ses duydum ama. Evet, oradaymış. Yapacak bir şey yok. A düştü. A daha zor tutulması B'den. Bakalım ne yapacak arkadaş. Tavuk orada duvara bakıyor. Yürümeye çalışıyor. Evet, mükemmel fizik. Sevrese daha mantıklı olur aslında. Yani yapamayacağına göre 21 canla. Evet, solda sesleri duyuyor. Tavuk ötüyor. Hadi abi. Bir şey yapacaksan yap, yoksa kaç, çünkü canın 21 yani. Bomba patlayınca hayatta kalmazsın. Şimdi yolda ölür. Boşuna bize o kadar zaman bekletmiş olur.
Evet, silahını save'ledi. Galil'i var. Galil bayağı güzel aslında. Drop a pistol, yellow. Pistol attı. Başkası aldı pistolü. Evet, silahlar havada uçuyor. Havada tutuyorlar silahları. Go ben by guys, go by. Bir şey almayacağım. Winit round diyorsun da pistolle round almak biraz zor oluyor. Neydi bu silahın adı ya? P2000 de güzel bir silah. Bir pistole göre. Bizim arkadaş aslında bana yakın dursa iyi olur. Çünkü oyunca ben alırım silahını. Thank you. 20 HP. 20 HP. Ama uzağa gitmeyi tercih etti. Bu arada yine A'yı pushluyorlar. Ben B'de tekim. B gelirler mi acaba? Şöyle burada olduğumuzu belli edelim. Gelmesinler. Evet. Mid'dekiler öldü. Biz de gideceğiz, öleceğiz tabii ki. Görevimiz. Şöyle duralım bakalım. 20 canlıymış bir kişi. Birisine headshot attık ama Kevlar'ımız olmadığı için, yediğimiz aim punch'tan dolayı doğru düzgün nişan alamadım. Artık doğru düzgün bir silah alabiliriz ve tutabiliriz. Umarım takım çok salakça bir şeyler yapmaz, ayet tutar. Çünkü bir round daha alırlarsa en iyi ihtimal berabere kalırız. Evet, şöyle. Ben B'ye gideceğim tabii ki yine. Smoke falan kullanırlarsa iyi olur. Çünkü karşı taraf çok defansif oynuyordu ve smoke falan havada uçuşuyordu. One banana. Şöyle bir gelelim bakalım. Bu arada geliyorlar. Şöyle bir flash'ımı atacağım. O flash neydi? Bizim adam tutmaya çalışıyor AWP ile, bir kişiyi gördü az önce. Bu arada tam flash yedim zıplarken. Sen HP. Headshot'a attık ama onun AWP'si olduğu için bizi dövdü. Emin olamadı bir kişi geçti mi diye. Evet, güzel iş çıkarıyor şu anda. Solunda da bir kişi var bu arada. Duydu, onu da öldürdü. 10 canlıydı o. Asistimizi aldık. A'dan da bizim adam bir kişiyi öldürdü orada. Sonuncusu banana da sesini duydu. Ne olacak? Tam zıplarken çıktı adam. Timingi çok kötü oldu orada. Sen şimdi yürüyorsun ama o seni duyuyor. Evet, sağ plantlemiş. Sağ plantlemiş de adamın sağda olmasını düşünmesi gerekiyordu. Bu arada 15'e 4 oldu. Bakalım ne kadar iyi yapabileceğiz skoru. Kazanma ihtimalimiz kalmadı. Son round olduğu için baylayacağız tabii ki. Şöyle alalım. Evet, çift beret aldığı için değişik sesler çıkarıyor. Aslında T tarafında iyiydik ya. Moralleri bozuldu takım. Bu arada B'de sesler duydum. Kendi adamımıza da vurdum ama orada düşmana vurmuşumdur muhtemelen. Evet, bizim adamı öldürdüler. Geri çekilelim hemen. Şu pozisyon iyi Deagle için. Şöyle bakacağım. Bakalım şu smoke'umuzu ölene kadar saklayamayacağımıza göre atalım hemen. Bizim adamda da Deagle var. Canı 10 falan oldu. Önüme çıkmazsa iyi olur. Evet. Deniyorlar hala. A'da bir kişi kaldı. A'ya rotate'leseler çok rahat alabilirler. Bizim adam bir kişi daha öldürdü A'da. Şöyle. Evet, CT'den adam gelmiş. Şöyle saklanacağım. Bir kişiyi vurabildim ama ikincisine yetmedi. Yerim belli olduğu için ve Kevlar'ım vardı gerçi de. Deagle'ım olduğu için diyelim. Bakalım ne yapacak. Evet, bizim takımdan bir kişi çıktı zaten. Direkt kaybettik diye. Bu oyun burada bitti muhtemelen.
Aynen. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve senin devamını gelmesini istiyorsanız bir dahaki videoya kadar esen kalın.